Tokat Erbaa'dan geliyorum. Eskişehir bizim öğrenci yıllarımızdan kalma anılarıyla dolu. Odunpazarı da zaten tarihi ve görselleriyle bizleri kendisine çekiyor. Eskiden yürüdüğümüz yolları tekrardan yad etmek için, tekrardan bu güzellikleri görmek için buralara geldik. Pandemi döneminde çok bunalmıştık zaten. Bir değişiklik istedik ve tekrardan gezdiğimiz güzel Eskişehir'e geri dönüş yaptık. Benim öğrencilik yıllarım 2006'da başladı burada. Şu an daha güzel, daha canlı ve daha çok insanlara hitap ediyor. Herkese de öneriyorum burayı yani. Evet, yasaklardan dolayı bayağıdır bekliyorduk. Açıldıktan sonrası Eskişehir'in güzel mekanlarına geldik. Geziyoruz. Çok da güzel, beğendik. Tüm herkesi bekliyoruz Eskişehir'e. Eskişehir'de odun pazarında eski tarihi eser evleri gezdik. Birçok yerleri var. Daha da gezeceğiz inşallah. Birkaç gün daha buradayız. Bu benim ikinci gelişim. Daha öncesinde öğrenci olarak gelmiştik. Şimdi de öyle gezi amaçlı geldik. Artık vazgeçemiyoruz Eskişehir'de. Bir hareketlilik var yani, yeni yeni işte işler, gelenler çoğalıyor yani. Satışlar biraz arttı yani. Pandemide hiçbir şey satmadık zaten yani. Yeni yeni millet işte gelmeye başladı okulların da kapanmasıyla. Şimdi şu biz bayram bekliyoruz. Bayramdan sonra ne olur bilmiyoruz yani. Bayramda bir 10 gün herhalde tatil var, 10 gün kadar. Ondan sonra belli olacak. Okullar eğer açılırsa, üniversiteler falan, bizim buralarda bir hareketlilik olur yine yani. 16 yıldır buradayım, işletmecilik yapıyorum. Tabii bu pandemiden dolayı çok etkilenmişti işler. Gezen burada çok fazla insanımız olurdu normalde. Şu anda pek fazla yok. Ama 1 Temmuz itibariyle açılmayla beraber gezen insanlarımız, turistlerimiz gelmeye başladı. Şimdi inşallah bundan sonra bayramla beraber daha fazla açılacağını düşünüyoruz. Şu anda yavaş yavaş bir hareketlenme var, kıpırdanma var. Tabii pandemiden ötürü yoktu daha öncesinde. Şu anda biraz daha iyi durumlar.